Moda TV ekranlarından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sevgili hocam Halil Korkmaz'la beraber sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımızda sayın konuğumuz Ünye 1957 Spor Başkanı Mehmet Ali Durak var. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Hakan. Öncelikle beni burada değerlendirmek istediğiniz için çok teşekkür ederim size. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Teşekkür ederiz başkanım. Halil hocam, bugün sıcak maçlar var. 2 tane maç oynandı. Trabzonspor Hatayspor'u zor bir maçta deplasmanda mağlup etti. Galatasaray'da şu an yarım saat geçti ve 2-1 öndeydi en son. Hocam galiba izlediniz siz Trabzonspor maçını. Nasıl bir maç oldu, değerlendirirseniz seviniriz. Şimdi öncelikle ben Hatayspor'un yabancı transferlerini kim yaptıysa onları buradan kutluyorum. 11 yabancı ile sahaya çıktılar. 11 tane elektrik direği gibi adam vardı. Çok iyi oynamışlar, ben istatistiklere baktım. Bütün ikili mücadeleleri kazandılar. Ama bizim Türkiye Ligi'nde şöyle bir şey var. Skoru değiştiren futbolcular var. Evet. Oyunu değiştiren futbolcular var. Ben her zaman diyorum, Ekuban ve Vakayeme oyundaysa Trabzonspor her maça 1-0 önde başlar. Ki bugün de 1-0 kazandı, evet. Trabzonspor. Golde onların payı yoktu ama örneğin korner aldırdı Vakayeme. Evet. Sürekli rahatsız etti rakibi. Trabzonspor bugün 3 puan hak etti mi? Hak etmedi. Hatayspor bugün 3 puanı bana göre hak eden taraftı. Ama buna rağmen Trabzonspor iyi bir özgüven yakaladı. İyi bir çıkış yakaladı Abdullah Avcı ile birlikte. Şimdi hafta sonu Galatasaray'la oynayacaklar. Yani belki de Trabzonspor bitti gitti denilen sezonda Galatasaray'ı yendiği zaman 1 numaralı favorisi olacak ligin. Başkanım izlemedi sanırım maçı. Ben Ünyespor Başkanlığı olduktan sonra futbol izleme zamanını kendime, evet, çok fazla yaratamamaya başladım. Ama Beşiktaşlıyım. Beşiktaş maçlarını takip etmeye çalışıyorum. Beşiktaş da iyi bir futbolla kazandı başkanım. Beşiktaş güzel bir futbolla kazandı ama Beşiktaş maçında penaltı olup gol olmasa sanki maç 0-0 yani hep böyle gidecekmiş gibi. Çünkü öncesinde de çok kaçırdığımız, evet, pozisyonlar var. Ancak şöyle bir şey. Şimdi demin Halil hocamın dediği gibi Beşiktaş, Trabzonspor ligin başladığı zaman çok fazla şans görülmeyen, çok fazla şans verilmeyen, işte diğer takımlara daha fazla şans, evet, verilen bir durum vardı. Ancak bu futbol gördüğünüz üzere bu hafta herkes liderliğe, kafaya talip olmaya başladı. İzleyip devamını izleyip görebileceğiz. Yani öncesinden yorumlarda çok fazla bilinemiyor bu futbol ancak hocam da dediği gibi Beşiktaş'ta, Trabzon'da artık potadadır yani. Evet. Yani onların da iddiası vardır yani. Puan tablosunu alabilir miyiz ekrana? Trabzonspor maçından sonra oluşan puan tablosunu. Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürüyor. Hafta sonu da maçlar oynandı. Bu hafta içi maçlarımız var. Galatasaray şu anda 2. ama şu an 3 farklı kazanırsa liderliğe yükseliyordu sanırım hocam. Evet, maç sayısını da eşitliyor. Dediğimiz gibi Beşiktaş yükselişte, Trabzonspor da bugün kazandı 20 puanda. Düşme hattı da aynı şekilde Kayserispor, Ankara Gücü, Denizlispor ve Erzurumspor olarak şekillendi. Alabiliriz ekrandan. Hocam Süper Lig'i sonlandıralım. Bugün yanımızda başkanımız var. İsterseniz Ünye 1957 Spor'u konuşmaya başlayalım. Öncelikle sayın başkanım, bize, seyircilerimize Mehmet Ali Durak'ı tanıtır mısınız? Belki tanımayanlar vardır, bilmeyenler vardır. Mehmet Ali Durak 1989 doğumlu. İlk orta okul ve liseyi Ünye'de okudum. Daha sonrasında üniversite için İstanbul'a gittim. Okuldan sonrasında özel bir şirkette 2 sene çalıştıktan sonra geri dönüp ailemiz bünyesindeki Durak Fındık'ta tam zamanlı olarak işe başladım. 2019 Temmuz ayından beri evliyim. Peki başkanım, başkan olma sürecini anlatabilir misiniz bize? Nasıl gelişti ve nasıl başkan oldunuz? Bu süreci bize anlatabilir misiniz? Nasıl gelişti? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bazılarının çocukluktan gelen, bazılarının daha sonrasından gelen bir başkanlık evet, hayali, hevesi vardır. Ancak ben 15 seneden beri Beşiktaş kongre üyesiyim. 32 seneden beri Ünyesporluyum. Ancak Ünyespor'a ya da Beşiktaş'a başkan olmak gibi bir hayali olan, o şekilde düşünen bir yapım yoktu. Ancak buraya, Ünye'ye geldikten sonra, okullardan, işten sonra bu sene özellikle Ünyespor'un sahip çıkılması gereken bir pozisyonu olduğunu gördüm. Evet. Yönetimdeki arkadaşlarımla. kimsenin sahip çıkmadığı bir dönemde Ünyespor'a sahip çıkmak istedik ve başkanlık serüvenimiz o şekilde başladı. Sağ olsunlar kaymakamımız, belediye başkanımız bu konuda onların da istekleri bu konuda oldu. Biz de bu işi yapabileceğimizi biliyorduk. Arkadaşlarımız da buna bir talip olduk. Ve bu şekilde devam ediyor şu anda. Evet, tekrardan hayırlı olsun başkanım. Peki olun, göreve gelmeden önce Ünye 1957 Spor'un bulunduğu bölgesel amatör ligin statüsü hakkında bir bilginiz var mıydı? Durumu biliyor muydunuz? Vardı. Ancak statünün bizi çok etkileyeceği bir pozisyon olduğunu düşünmüyoruz. Yani statüyü aşabileceğimizi düşünüyoruz. Yani biz çünkü ona göre o hedefle bir takım yapıyoruz. Yani başkanım bu sezon iyi transferler de yaptınız. Hedef şampiyonluk diyebilir miyiz? O tılsımlı kelimeyi alabilir miyiz? Sizin? Şöyle hedef şampiyonluk. Ünyespor varsa her zaman hedefin şampiyonluk olması gerekir. Daha doğrusu bu şu şekilde. Sadece spor olarak değil. Başında Ünye olan her kurumun en iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Şampiyon olabilir miyiz? Bu futbol. Tabii ki şampiyon olup olamama konusu sadece bazı doğruları yaparak şampiyon olacaksınız diye bir şey yok. Her zaman bir ihtimal vardır. Ancak biz hedef takım yaptık ve hedefe yürümek istiyoruz. Başkanım, Ünye 1957 Spor her açıdan zaman içinde bir düşüşe geçmeye başladı ve son tesisin durumu ne mesela? Yani tesislerde kötü bir durum varmış benim aldığım haberle. Siz bir yenilemeye gitmişsiniz. Vardı. Yani şöyle söyleyeyim size, tesislerde kötü bir durum vardı. Biz elimizden geldiğince bu kadar kısa sürede bunların birçoğunu aştık. Bazı eksiklerimiz var ama onları da zamanla tamamlıyoruz. Evet. Şöyle söyleyeyim size. Tesiste yatacak yatak baza dahi çok sıkıntılı bir durumdaydı. Zaten boyası, badanasını, işte alçısını, oralarını geçiyorum. Onlar ancak işte şu an yatakları, işte tesisin yeterliliği şu an bölgesel amatör lig takımına göre yeterli. Bayağı hatta daha iyi bir pozisyonu var. Odaların dağılımları, bölümleri üzerinde birazcık küçük inşaatlar yapmamız gerekti. Onları da sağ olsun yönetici arkadaşlarımla yaptık. Şu anda tesis bence gayet yeterli. Birkaç eksikleri tabii ki var ama onları da zamanla tamamlıyoruz. Süreç isteyen şeyler bunlar. Evet. Tesisleşmek çok kolay bir şey değil. Hele de kendinin olmayan bir tesiste tesisleşmek çok daha zor bir şey. Tabii. Ancak bizim tesisimizin bulunduğu alan itibariyle Ünye'nin zaten aktivite merkezi gibi bir yapısı var. Her geçen günde yenileri ekleniyor ve daha ileriye gidiyor. Sağ olsun Hüseyin Başkan bu konuda o bölgeye çok önem veriyor. Evet. Hüseyin Tavlı. Ve bize de en kısa zamanda daha kullanışlı bir tesisi o bölgede kazandıracaklar inşallah. Yani en azından şöyle 2 tane saha var. Tabii, evet. 2 tane saha suni, orijinal, yani hani bu çoğu 2. lig, 3. lig takımlarında bu kadar rahat idman yapabilecekleri alanları yok. Yeni tesis de yapılacak, kaymakamımız çok yakından takip ediyor. Orada işte fitness salonu da olur. Daha tabii güzel olacak her şey. 2 tane saha dediğiniz gibi profesyonel liglerde yok başkanım. Yani Süleyman Hurman'ın söylediği şeyi hiç unutmuyorum. Lig çıktığımızda gelen bütün parayla idman sahası yaptık demişti. Yani transfere ya da diğer kalan şeylere ayıracak bir şey bulamamıştık diye. Bizim Allah'a şükür güzel 2 tane idman sahamız var. Evet. Stadımız da yeterli olduğunu düşünüyorum. Güzel bir stad. Üst düzey bir stad var bence. Tabii ki. Tabii ki üst düzey. Evet. İnşallah şu pandemi sürecini geçirirsek o stadın dolu hali çok daha güzel oluyor. Evet, Ünye halkı da futbolu seven bir halk. Evet. Taraftarımızla birlikte daha etkili oluruz diye düşünüyorum. Şampiyonla oynadığı zaman orada PTT Ligi gibi atmosfer olur bence. Evet. Kesinlikle. Biz yani en büyük hallerimizden bir tanesi takımla taraftarı statta buluşturmak. Evet. Başkanım, peki tesislerin böyle olabileceğini tahmin ediyor muydunuz önceden, yoksa geldiğinizde bir şokla mı karşılaştınız? Orada durum ne oldu? Bir şeyler olacağını tahmin ediyorduk ancak bu kadar olacağını biz de tahmin etmiyorduk. Ama dediğim gibi en azından binası olan, doğanın içinde binası olan bir kulüp teslim almıştık. İçindeki eksiklerini de gidermek boynumuzun borcu. Elimizden geldiğince hepsini yapmaya çalışıyoruz. Evet başkanım. Peki en son konuşmuştuk, burada katılım evrakları çıktı. Siz katılım ücretini yatırdınız mı? Katılım evraklarını yatırdınız mı? Biz katılım ücretini yatırdık. Katılım evraklarımızı da en son İl Spor Müdürlüğü'nden stadın tahsisat yazısı da geldi. Bugün sabah kargoladık. İnşallah yarın ellerine ulaşmış olacak. Hocam şimdi Bal Ligi zor bir lig. Siz de Ünye'de en hakim insanlardan birisiniz Bal Ligi'ne. Ama sizden önce ben başkanıma sormak istiyorum. Ciddi rakipleriniz var mı şu anda? Bildiğiniz iyi durumda olan, size zorluk çıkarabilecek rakipler var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Biz bir 40 günden beri, 45 günden beri idman yapıyoruz. Zaten işe başladığımızdan sonra da bayağı bir ivme aldık takım konusunda. Teknik tarafta ivme aldık. Ben rakip olarak tabii ki rakiplerimiz var ama biz kendimizle ilgili görüşlerimiz var. Yani biz iyi olmak, en iyi olmak istiyoruz ligimizde. O zaman rakiplerimizin çok fazla şey olmuyor ama Niksar'la Ordu'nun iyi takım yaptığını görebiliyorum şu anda ligde bizim grubumuzda. Evet. Halil Hocam siz nasıl yorumluyorsunuz peki? Şimdi şöyle, bir defa Ünye 1957 Spor çok iyi bir kadro kurdu. Yani tartışılmaz. Ünye 1957 Spor'un transferlerini tartışan arkadaşlar ben art niyet ararım. Ligde en iyi sayılabilecek futbolcular aldılar. Ben de rakip olarak yani Niksar'la Ordu'yu biraz daha önde görüyorum. Ama bu sene kalite çok yüksek. Geçen seneye göre çok fark var. Yani bizim grup Şampiyonlar Ligi gibi oldu diyebilirim ben. Hatta ligde deplasmanda maç kazanmak çok zor olacak. Şampiyonluğu da deplasmanda evet, daha çok puan toplayan takım şampiyon olabilir diyebilirim. Ama Görele fena takım kurmadı yine. Amasya fena takım kurmuyor. Merzifon takımının %60-%70'ini koruyor. Onlar da içeride kolay kolay maç kaybetmez. Ladin rakım farkı içeride 1-0 önde başlatıyor Ladin'e. İçeride çok zor. Aşağıda da onlar aşağıya geldikleri zaman da biliyorsun yukarıda deplasmana giden takımı zorluyor yukarı çıktığın zaman. Aşağı geldiğin zaman da onlara burayı çok kolaylaştırıyor bu sefer. Yani onlar yani hem aşağıda hem yukarıda evet, aslında o havanın verdiği, rakımın verdiği durumdan dolayı avantajlı oluyorlar. İdmanı evet, o havada yaptıkları için. Aynı şekilde ben Atakum'da genç ama iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bir de Atakum baktım tek tek son 35 Bal Ligi maçında bir kez mağlup olmuş. O da evde. Evet, son 35 Bal Ligi maçında iç sahada bir kez mağlup olmuş. O da içeride 1-0 bu sene Çarşambaspor'a penaltıdan yediler golü sanırım. 1-0'lık maç. Ben yani bizim grup bu sene çok kaliteli oldu. Tabii bir de şöyle bir şey var. Acaba şimdi Ünye, Ordu 10'arlı grup da olabilir. 16'şarlı grup da olabilir. Ünye, Ordu Amasya tarafına mı verilecek? Diğer tarafa mı evet, verilecek? Bunlar da belli değil. Bunlar belli olduktan sonra daha net yorumlar yapabiliriz. Ben böyle görüyorum bu sene grubu. Zorlu bir grup olacağını bu şekilde anlamış olduk. Peki başkanım, yönetimle teknik kadro arasında bir bağlantı var mı? Futbolcuların durumundan haberdar mısınız? Şu anda takımda bir uyum var mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim size. Biz burada bir şeyleri birilerine ihale edip biz olayın arkasında duracak bir yönetim değiliz. Biz yönetim olarak sağ olsun yönetimdeki arkadaşlarımla zaten haftada en az bir toplantı kendi aramızda yapıyoruz. Tesis ve takımla görevlendirilmiş arkadaşlarımız var yönetimimizin içinde. Ben zaten her boşluğumda tesise gitmeye çalışıyorum. Evet. Elimizden geldiğince o bağı koparmamaya çalışıyoruz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz burada. Ne kadar iyi takım yaparsan yap, ne kadar çok para harcarsan harca, ki biz iyi takımı uygun fiyata yaptık. Yani onu da size söyleyebilirim. Hani bakıldığı zaman biz çok yüksek maliyetlerle oyuncu alıyormuşuz gibi görünebilir oyuncuların kalitesine bakıldığı zaman ama biz hiç kimseye derinden fazla bir para ödemedik ve uygun maliyetle iyi bir takım yaptık. Ve bunu da takip etmek istiyoruz. Yani burada şunu biliyoruz çünkü bu işte emek olmadan, orada aile ortamını, o kolej havası dediğinden evet, şeyi yakalamadan bu şampiyonlukların olmadığını, gelmediğini iyi biliyoruz. Evet. Onun için elimizden geldiği kadar oradaki o aile ortamını yapmaya çalışıyoruz ve tesiste de gerçekten bir aile ortamımız var. İnşallah tesiste siz gittiniz, program yaptınız evet, ama böyle daha paylaşım yapabileceğimiz, daha net görebileceğiniz programlarda yaparız inşallah. Şöyle, Perşembe ve Cuma günü sanırım bir çift kale olacakmış. Altyapıyla mı bilmiyorum, yoksa kendi arasında bilmiyorum. Biz onu izlemeye gideceğiz Hakan'la. Evet. Bekleriz. Şöyle bir şey, biz ilk görevi aldığımız zamandan itibaren biz altyapısı olmayan bir takım satın evet, aldık. Doğru. Teslim evet, aldık. Yani hani altyapısı olmayan, tesisinde çok eksikleri olan, birçok düzeni olmayan bir takım teslim aldık. Ancak bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi, yani tabii ki öyle bir durum düşünmüyoruz, ancak biz bir dahaki senelikten düşersek kendimizi başarısız halletmeyiz. Ancak biz 4 sene içerisinde, 3 sene içerisinde bu takımın %25'ini, 30'unu altyapıdan gelen çocuklarla yapamıyorsak eğer, biz o zaman başarısızız demek. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani bu çünkü şöyle bir şey var. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani hani evet, iyi transferler yapabilirsin. Yapıyorsun ki altyapın varken de iyi transferler yapacaksın. Şimdi Trabzonspor'un altyapısı, evet, çok iyi bir altyapısı var ama ne oluyor? Yine yabancı, yurt içinden transferler yapmak durumunda kalıyor. Bu sürdürülebilir değil. Altyapından yeterli oyuncu çıkmıyorsa eğer, hele ki Bal Ligi'nde, ki biz Bal Ligi'ni kendimize yakıştırmıyoruz. Burada da en az sürede burada kalmayı düşünüyoruz, evet, istiyoruz. Hele ki Bal Ligi'nde altyapı olmadığı zaman her sene yeni bir transfer bütçesi, evet, yeni bir transfer maliyeti demek. Biz onun için altyapıya çok önem veriyoruz. Altyapının başında da hepinizin tanıdığı Metin hocamız var. Evet. Metin Tamtürk. Ona da çok güveniyoruz bu konuda. Elimizden geldiğince altyapısı olmamasına rağmen biz teslim aldığımızda Ünyespor'un, Ünye'de izlenebilecek genç ne kadar oyuncu varsa, liglerde oynayan ya da oynamamış, süper amatörde oynamış ne kadar oyuncu varsa hepsini izleyip gözlemlemeye çalışıyoruz. Hatta bu konuda da ben buradan teknik direktörümüz Aydın Hoca'ya da çok teşekkür etmek istiyorum. Aydın Hocam da altyapının başında idmana çıkıyor, haftada bir gün çıkıyor, evet, onlarla idman yapıyor, onları daha yakından tanımak istiyor, görmek istiyor. Bu çarşamba, perşembe ve cuma 2 tane olacak muhtemelen. Evet. Orada da yine altyapıyla takım çift kale yapacak. Şöyle bir şey, biz şu anda izliyoruz, görüyoruz, genç oyuncuları buraya katmaya çalışıyoruz ancak 4 Ocak'tan sonra, yani yılbaşından sonraki şeyden, o kısıtlamalardan döndükten sonra bu takım artık bir hedef takımı olarak yoluna devam edip, evet, yani bu döneme kadar kimleri izleyip kimleri katabiliyorsak bunlardan takımı faydalandırmak istiyoruz. Onlara da futbol adına bir katkı sağlayabilmek istiyoruz. İnşallah o şekilde de olacak. İnşallah başkanım. Birçok yorum geliyor, soru geliyor. Ben onları okumak istiyorum. Aşkın Doksar, başkanım Ordu hikaye başkan var arkalarında, onlar kümeye demiş ve bir soru sormuş. Başkanımıza sorar mısınız diyor. Taraftarlarıyla buluşacak mı diyor, destekçilerinizle. Taraftarlarımızla buluşacağız. Taraftarlarımızda ya şöyle bir şey, öyle bir süreç ki bu. İnanın eve gidemiyoruz. Yani, evet, İlk o transfer sürecinde geceleri otellerde yattı arkadaşlarımız, yani transfer komitesinde, evet, arkadaşlarımız. Şimdi yine aynı şekilde benim arada bir sağlık durumum olmuştu. Bir süre burada bulunamamıştım. Şu anda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama bu çalışmamızın sebebi taraftarımıza daha iyi bir Ünyespor verebilmek. Yani taraftarımızla aslında biz çoktan buluştuk mental, evet, olarak. Evet. Ancak fiziki olarak da şu pandemi şartlarında nasıl bir buluşma yapabiliriz onu bilemiyorum ama bu konuda yönetimimizin çalışmaları var ve en kısa zamanda taraftarı yönetimle ve takımla bir araya getireceğiz. Tuna Naktaş, bu takıma bu ligde rakip yok demiş ve başkanım Çilek transferi soruyor. Forvet transferi, bir forvet transferi olacak mı? Üzerine de Hüseyin Şengör, vallahi bu sene forvet sıkıntı olmasın, 4 yıldır sıkıntı çekiyor Ünyespor'umuz. Şöyle, biz işte onu bildiğimiz için o konuda biraz hassas davranmaya çalışıyoruz. Yani çok araştırıyoruz, inceliyoruz. Şu an Caner var zaten takımımızda, evet, forvette. Caner de kaliteli, başarılı, kumaşı iyi bir golcü. Ancak onun yanına takviye olması açısından iyi bir forvet daha bakıyoruz. Atay'ı Sungur yazmış hocam. Zonguldak'tan sıkı bir Ünye 1957 Spor takipçimdir kendisi. Ünye böyle bir başkanı hak ediyor. Bu başkan da zaferleri hak ediyor. Omuz omuza şampiyonluğa demiş kendisi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Genelde hocam transfer soruluyor ve şampiyonluğa inanmış bir kitle var arkamızda. Bunu görebiliyoruz herkes. Murat Yalçıntaş, biz şampiyon olacağız demiş mesela. Yani bu şekilde çok fazla mesaj geliyor. O tabii işin yönetimsel tarafında, evet, bildiği için Ünyespor'un, evet, içinde neler olduğunu, bu inanmışlığımız var. Tabii. Evet. Başkanım, Yeni hocamız da yeni, Aydın Yavuz. Daha önce Ünyespor'da çalışmıştı yardımcı antrenör olarak ve Bal Ligi'nde de birçok şampiyonluğu var, zaferleri var. Siz önceden tanıyor muydunuz hocamızı, yoksa göreve geldikten sonra yönetimle aldığınız ortak bir karar mı? Şöyle, ben hocamızı Ünye'de görev yaptığı zamandan biliyorum. Tanışıklığımız yoktu ama kendisini biliyorum. Ben üniversiteye gitmeden önce Ünye'de ben çok daha aktif bir şekilde Ünyespor'u takip edebiliyorduk. Ama geçen son birkaç senede o kadar aktif olarak takip edemesem de o zamandan kendisini biliyorum. Evet. Ancak tanışıklığımız, yüz yüze birebir tanışıklığımız yönetim sonrasında oldu. Aydın hocamızla anlaşmaya değil, tanışmaya gittiğimde anlaşmalıyız dedim. Yani hani ben, çünkü bana o şeyi hissettirdi. Ben şu şekilde çalışıyorum bu konularda. Bir transfer komitemiz var. Yönetimde. Hoca da dahil olmak üzere herkesin anlaşma şartlarını, konuşmalarını, görüşmelerini onlar yapıyorlar. Ben de ilk yönetimi topladığımız zaman bu transfer komitesine teknik direktörler, benim de söylediğim bir isim vardı. Yönetimden de çıkan birkaç tane isim vardı. Araştırmalarımız sonucunda yani bu toplamda 8'de 10 tane falan hoca arasından süzülerek Aydın Hoca'yla en son karar verdik. Ancak şöyle söyleyeyim, diğerleri hakkında görüşlerimi biliyordum. Onunla görüşmeye giderken. Hocayla görüşmeye başladığım anda bizim hocamız olduğuna inandık. Evet. Bütün yönetimdeki arkadaşlarıma da inandılar buna. Şu anda da zaten Ünye'deki diğer spor camiası da bence bu konuda hemfikir olmuşuzdur artık. Çünkü hoca bir Ünyeli gibi, ki bence Ünyeli, o içinde o Ünyeliği çıkarttık biz onun. Bir Ünyeli gibi altyapıyla ilgileniyor. Altyapıyla idmanlara çıkıyor. İşte oyuncuları çift kale yaptırmaya çalışıyor. Altyapıdaki oyuncuları onlarla yani bu hem gençlerden hem de hedeften karma bir takım yapmak istiyor. Evet. Ve şu ana kadar iyi ki de hocamızla çalışmışız dedik. Bizi yanıltmadı sağ olsun. Bana tanışmaya gittim ama anlaşmaya karar verdim dediniz. Sizi ne etkiledi başkanım? Beni ne etkiledi? Beni şu etkiledi. Şimdi bu işin teknik kısmına 2 aydan beri, 3 aydan beri, ben daha öncesinde kulüp yöneticiliği yapmış bir yapım yok. Yani geçen 2 senede Ünye Gücü'de yöneticilik yapıyorum. Orada daha butik bir durumumuz var. Ancak burada daha içinde olmam gerekti işlerin. Evet. Beni ne etkiledi? Ben hocaya şeyi sorduğumda konuştuk, anlattı. Beni 2 şey etkiledi. Elindeki oyuncu listesinde bana şunu söyledi. Bu listedeki oyuncular çok iyi oyuncular. Kaliteli oyuncular. Ama bunların iyi futbol oynamalarından daha önemli bir özellikleri var başkan. Karakterli, hepsi çok karakterli ve ahlaklı çocuklar dedi. Bir kere buna göre liste yapmış bir hoca 1-0 bende önde başlar. Çünkü evet, şöyle bir şey var. Biz burada şunun sorumluluğundayız. Yani ben kendi şahsımın takımına ya da Durak Spor'a bir şeye birisini almıyorum. Bu takım Ünyespor. Yani onun için bunun gereklilikleri var. Bu takımda bulunacak, duracak oyuncuların buraya, bu memleketin örf, adet, ananelerine, ahlakına uygun, karakterine uygun olması gereken çocuklar olduğunu düşünüyorum. Burada beni etkiledi. Daha sonrasında da şunu sordum. Hocam dedim, anlatıyorsun güzel, işte listen elinde. Ama dedim hani böyle bir takımı yapmanın maliyeti ne olacak? Nedir dedim, yani işte hedef oynayan takımın maliyeti nedir, evet, dedim. Bana da orada dön dedi ki, başkan dedi 10 milyon lira para harcarsın dedi. Eğer dedi burada dedi o aile ortamını, ruhu, bu kolej havasını yakalayamazsak burada hiçbir şeye ulaşamayız dedi. Ben dedi bunu dedi senelerden beri yapıyorum. Ve dedi her şampiyon olduğum sene baktığımda takıma, takım tam bir aileydi dedi yani. Hani bu da beni etkiledi açık konuşmak gerekirse. Çünkü bu da çok gerekli bir durum. Hocamızın da dediğim gibi altyapıya verdiği önemler, işte bu işteki tecrübesi bizim anlaşmamızda etken oldu. Evet başkanım, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Soru geliyor başkanım, sürekli birkaç defa aldım. Özel olarak takipçilerim de soruyor. Takımın adında, ambleminde bir değişikliğe gidilecek mi, yoksa sabit kalacak mı? Şöyle bir şey, maalesef zamandan dolayı şu anda bu sezonu bu şekilde devam etmek durumundayız. Evet. Ancak inşallah bu şekilde devam ettiğimiz son senemiz olur diye umut ediyoruz. Çünkü hepimiz artık o şanlı armayı, şanlı eski ismimizi, hakiki Ünyespor'u hak ettiğimizi düşünüyorum artık Ünye olarak. Yani Ünye ile spor arasından bu bizim doğum tarihimizde olsa onu çıkartmak istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda orijinal logomuz ve orijinal ismimizde umarım en geç bir dahaki sezon o şekilde mücadele edeceğiz. İnşallah başkanım. Biz de zaten sürekli telaffuz ederken bile Ünyespor diyoruz yani. Ya şöyle bir şey var. Bu çok enteresan. Yani hani hiç kimse bana hiçbir programa katıldığında ya da telefonla aradığında bir şekilde hiç kimse bana Ünye 1957 Spor diye bir şey söylemiyor. Konuşmuyor. Evet. Biz de Ünyespor diye konuşuyoruz hep. Ama maalesef resmi olarak prosedürde evet, resmi böyle bir durumumuz var. Yani hani amblemimizi, armamızı maalesef bastırmıyorlar. Evet. Ama inşallah en kısa zamanda armamızı da, ismimizi de geri alacağız. Teşekkür ederiz başkanım. Şimdi Halil hocam sana dönmek istiyorum. Ondan önce bölgesel amatörde son durum ne? Liglerin oynanacak mı? Mağdur olan birçok arkadaşımız var. Biz de onların sesi olmaya devam ediyoruz. Bugün de Diyarbakırspor futbolcusu Barış Çivelek birazdan bizlerle birlikte olacak. Bağlantıya alacağız. Şu anda amatörde son durum ne Halil hocam? Bir bilginiz var mı sizin? Ben bugün federasyonla görüştüm. Bana dedi ki 32 tane takım sadece tüm evraklarını verdi. Mesela Ünyespor 32 takım arasında muhtemelen yok. Neden? Çünkü bir evrak eksik. Yeni kargolandı. Yarın 33.'ümüz evet, olacak evet, herhalde. Öyle bir şey var. Örneğin Niksar ilk başlayan takım. Niksar'ı aradım hemen. Böyle böyle diyorlar bana federasyondan. Aynısını söyle. Bizim paramız içeride. Sizin beklediğiniz yazıyı bekliyorlar. Merzifon'u aradım aynı şekilde. Bağlandı mı? Yok henüz bağlanmadı. Aynı şekilde Merzifon'u aradım. Merzifon'da paramız içeride diyor. Bizi de o saha izin belgesini bekliyorlarmış, o yazıyı. Yani ben şunu sordum. Dedim ki 32 takım, şaşırdım tabii yani. Ben Niksar falan hep içinde sanıyorum. Ya bizim gruptan zaten Ulubey'i, Ordu'su, Ünyesi hepsi var. 10-12 tane takım yatırdı. Sonra 90-100 takım olursa ne olacak dedim. Çok yetkili bir yöneticiyle görüşüyorum. Sıkıntı yok, oynanacak dedi. Sonuçta 9 takım çıkacak üst lige dedi. Bunu söyledi. Aynen öyle. Bana da bir görüşmem sırasında şey söylemişlerdi. Daha bu kadar başvuruları daha istememişlerdi evet, o zaman. Başkan 9 takım başvuru yaparsa 9'u da çıkacak dediler. Yani hani bu ligi oynatıp çıkartmak zorundalar. Önceden evet, şey diyorlardı işte pandemi durumuna göre falan. Kesinlikle artık o da ortadan kalktı. Hem pandemi azalıyor hem aşı geliyor. Ligi oynatacağız diyorlar yani. Ben de şu an 32 ama ben onun hafta, hatta bu hafta bitmeden bile onun ben 150'ye falan ulaşacağını düşünüyorum. En az 150 olacak o sayı. Telefon bağlantımız hazırmış Halil hocam. İsterseniz alalım. Sesi içeride herkes duyabiliyor mu ama? Sesi alabilecek miyiz? Alo. Alo, iyi akşamlar. Şu anda ses alamıyorum ben reji. Bağlantımızda bir problem var sanırım. Şu anda karşı tarafın sesini alamıyorum. Şu anda bağlantımızda bir problem var. Hocam konuşuyorduk dediğimiz gibi. En son haberleri alıyorduk sizden. Ben en az 150 tane takımın, belki de daha da fazla olur. Çünkü çoğu takımın parası zaten içeride. Çoğu takım çekmemiş. Sanırım bizim para çekilmiş miydi başkanım? Bizim para çekilmişti. He. Genelde yönetim, ben onu sonrasında şey yaptım. Genelde yönetim değişikliklerinde evet, olabilir. Bir önceki yönetim parayı çekip gidermiş. Aynen, ben 150 takımın en az yatıracağını düşünüyorum. Zaten çoğu kişinin parası içeride. Biz Türk milleti olarak her şeyi son gün yapmayı sevdiğimiz için çoğu yönetici de ya, öyle yapıyor. Ben o konuda şöyle, biz bugün gönderdik yazı, dün geldi bize çünkü bugün gönderdik. Ben hatta kulüp müdürümüze şey dedim, ya Murat abi acaba götürüp Ankara'ya bıraksan, elden versen mi? Hani bu ne olur ne olmaz çünkü yani, bu kadar emek var yani, bu kadar şey var. Pandemi şartlarından dolayı onlar da merkeze kabul etmiyorlarmış. Yarın inşallah bizimki içeride olacak ama kargo gidiyor. Güzel. Aynen. Başkanım soru geliyor. Kripto para piyasasına girecek miyiz yeni gelirler elde etmek için diye soru gelmiş. Ya şöyle söyleyeyim size. Bu konu benim öncesinden beri baktığım, bildiğim bir konu. Ve bu konuda da yani taraftarın kulübüne destek olması açısından ve kulübün de bunu karşılıksız yapmaması açısından bunlar şu anda çok popüler oldular. İşte Paris Saint-Germain, Juventus, evet, Barcelona, Türkiye'de Galatasaray, Trabzonspor bunları yapıyorlar. Ama bölgesel amatör ligde bunların çok kolay şeyleri yok. Yani bölgesel amatör ligde bir sponsorluk anlaşmasını bile çok zorlu yapabiliyorsun. Yani biz mesela bir firmayla görüşmek istedik, işte ekipman görüştük de bir yerlere kadar getirdik, ancak mesela profesyonel ligde olmadığın için lisanslama yapamıyor sana, ürününü sattırmıyor falan gibi. Ya bunlar bölgesel amatör ligde birazcık bunları düşünmek fantezi gibi oluyor ama tabii ki eğer bu kulübe fayda sağlayacaksa onu da düşüneceğiz. Evet başkanım, teşekkürler. Şu anda bağlantıyı alabiliyor muyuz? Alo. Alo. Alo, iyi akşamlar Barış, hoş geldin. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz kardeşim. 10 aydır bir mağduriyetiniz var ve futbol oynayamıyorsunuz. Nasıl sıkıntılar çektiniz? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Sizin sesiniz olmak istiyoruz. Sen ne söylemek istersin? İlk önce bizim sesimiz olduğunuz için, her zaman, her hafta amatör futbolcuların yanında olduğunuz için sizlere teşekkürler ediyorum. Ve öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şöyle başlamak isterim. Ünyespor'umuz senelerdir, yıllarca profesyonel ligde başladı, profesyonel ligde oynadı. Ve böyle bir güzide takımı ben bir Trabzonlu olarak Trabzonlu hocaya emanet ettiği için başkanıma teşekkür ediyorum. Aydın hocamla tanışma fırsatım olmasa da gerçekten bir Trabzonlu olarak Trabzonlu hocalarımızın, futbolcu kardeşlerimizin başarılı olması beni gerçekten mutlu ediyor. Ve bunun vesilesiyle de bugün biliyorsunuz ki Özkan Sümer hocamız Hakk'a rahmetine kavuştu. Öncelikle Trabzon camiasının ve futbol severlerin başı sağ olsun diliyorum. Evet. Ve amatör futbolcular olarak 10 aydır geldiğimiz noktada, artık ben buna amatör futbolcuların mağduriyeti demiyorum. Çünkü bu gerçekten artık Türkiye'nin mağduriyeti oldu. Artık her gün vekiller mecliste konuşuyor. Geldiğimiz noktayı şu şekilde dile getirebilirsek, örneğin Cuma günü biliyorsunuz ki Karagümrük Galatasaray mücadelesi oldu. Ve Karagümrük maçında Karagümrük takımının Galatasaray gibi bir kulübü galibiyetinden sonra ve maça bence hakemin damga vurmasından sonra ve son dakika golünden sonra Karagümrük hocasının çıkıp amatör futbolcularla ilgili konuşması gerçekten beni çok duygulandırdı. Ve o Altınay hocamızı ben gerçekten baş tacı ediyorum ve ellerinden öpüyorum. Ve bunun yanında Çarşı grubu var. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük taraftar gruplarından bir tanesi. Evet. Çarşı grubu her gün neredeyse bizimle alakalı Twitter çalışması yapıyor. Gerçekten bizim yanımızda Çarşı grubunun olduğunu bilmemiz gerçekten bizim için önemli. Bunun için de çok ve çok teşekkür ediyorum. Çarşı grubuna çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bu durum artık Türk amatör futbolcuların durumu olmadı. Amatör futbolcuların sesi olmadı. Gerçekten Türkiye'nin gündemi oldu. Biz artık çok mağduriyetimizi her yerde dile getire bunu ben çığ olarak adlandırıyorum. Çığ büyümesi gibi adlandırıyorum. Artık o kadar iyi yere geldik ki bütün Türkiye gerçekten bu öz evlatlarına sahip çıktığına inanıyorum ve gerçekten de bunu görüyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Başka bir soruma geçmek istiyorum. Vakalarda son zamanlarda ciddi bir şekilde azalma oldu. Sizin bir duyumunuz var mı liglerin başlama tarihiyle ilgili? Yani şöyle, biz artık gerçekten böyle duyumlara inanmak istemiyoruz. Çünkü her gün bize bir duyum geliyor. Evet. Biriyle konuşuyoruz, duyum geliyor. ASKF başkanlarımızla konuşuyoruz, başka bir duyum geliyor. Biz artık gerçekten net bir tarih istiyoruz. Biz kimseden farklı bir durum istemiyoruz. Biz artık net bir tarihin açıklanmasını ve gerçekten sahalara dönmemizi ve bu işten ekmek kazanan bu kadar insanın mağduriyetinin bitmesini istiyoruz. Evet. Artık bizim şu böyle dedi, bu böyle duyumlar geldi gibi bir düşüncemiz yok. Ve artık bunun artık ertelenecek bir durumu da kalmadı. Erteleye buraya kadar geldik, sabrettik. Vakaların çok yüksek olduğu dönemlerde biz bu ligin oynanmasını istemedik hiçbir zaman. Biz vakalar düşüşe geçtiği zaman bu ligden oynanmasını istedik ve Allah'a çok şükür ki vakalar seyrinde düşüşe doğru ilerliyor ve bu yüzden biz artık gerçekten böyle nesnel bir durum olmasını istiyoruz ve böyle artık somut bir şeyler istiyoruz ve bunu gerçekten yetkililerden bekliyoruz. Buradan yetkililere, federasyon yetkililerine bir çağrın var mı? Ya kesinlikle, ben şöyle de söyleyeyim. Ben aslında yayına bağlanacağım, öğreneceğim zaman en büyük beklentim, ben buradan sizin aracınızla Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Evet. Gerçekten her koşulda ona sesimizi duyurmaya çalıştık ve bu sizin kanalınız aracılığıyla da seslenmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ülkemiz 15 Temmuz gibi bir gece yaşadı. gerçekten zor ve ama anlamlı bir geceydi. Türk halkı olarak, Türk gençliği olarak hem Cumhurbaşkanımıza hem de demokrasiye, bayrağımıza sahip çıktık ve Cumhurbaşkanımız zor durumdaydı ve bunu çıkıp televizyonda halkına seslendi. Dedi ki, halkım dedi, benim yanımda olun ve sokaklara çıkın dedi. Ben bunu ilk duyduğum gibi Türk gençliğinin, herkesin yaptığı gibi elime cüzdanımı alıp direkt sokaklara koştum. Çünkü niye? Bayrağımız mağduriyet durumundaydı, devletimiz mağduriyet durumundaydı ve Cumhur'u reisimiz dediğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan mağdur durumdaydı. Ve biz her zaman bayrağımıza, devletimize sahip çıkan gençleriz ve ona da sahip çıkmak istedik. Bunun akabinde şunu söyleyebilirim. Şu an gerçekten 10 aydır biz çok büyük mağduriyet durumundayız. Evimize ekmek götüremiyoruz. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, aile geçindirenlerimiz kirasını ödeyemiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza biz ilk mağdur olduğu durumda sonuna kadar canımıza kadar onun yanında olduk ve bu durumda da Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim yanımızda olmasını istiyorum ve bunu sizin aracılığınıza iletiyorum. Teşekkür ederiz. Ben açıkçası federasyonun olumlu bir karar vereceğini düşünüyorum ama ters bir durumda siz pes edecek misiniz yoksa sonuna kadar mücadeleye devam mı diyorsunuz? Ya biz bu durumda şöyle söyleyeyim, yani bu kadar anlattıklarımızdan sonra tabii ki de federasyon olumsuz bir durum söylediğinde geri çekilecek bir yapıya sahip değiliz. Biz her zaman ekmeğimizin davasına çıkan gençleri, ekmeğimizin arkasından koşan arkadaşları. Biz dediğimiz gibi bu artık bizim meselemizin dışında da çıkmaya başladı. Çünkü gerçekten mağduriyetimiz haklı bir mağduriyet. Çünkü bu kadar haklı bir mağduriyet olmasa bu kadar dile getirecek imkanları da biz bulamayız. Ve dediğimiz gibi biz sahalara her zaman bizim bir sözümüz var. Allah var, gam yok diye biz ekmeğimizin başına, sahalara formamızı giyene kadar, kramponlarımızı giyene kadar, biz kendi öz işimizi yapana kadar bu mücadelelerin hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Barış, yorumların için. Ya ben çok teşekkür ediyorum. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Herkese çok selamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Olur. İyi akşamlar. Şimdi başkanım şöyle bir şey var. Siz yemek çıkarıyorsunuz her gün. Antrenman yapıyorsunuz. Muhtemelen malzemelere kadar her şeyi sipariş verdiniz. Bir para harcıyorsunuz değil mi iyi kötü? Ünye 1957 Spor bir şehir takımı. Ve bölgesel amatörlükte birçok şehir takımı var para harcayan. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bazı yetkili arkadaşlar İstanbul'dan 27 tane takım çıkarttılar sanırım. Bazı takımlarda çok haksız çıktı. Sırf o takımların şu an lige girecek hazırlığı yok diye İstanbul takımları istemiyor, lig oynanmasın gibi şeyler söylüyorlar. Yani ben sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Siz de bir başkan olarak futbolcuların da bir sesi olursanız. Çünkü Türkiye İstanbul'dan ibaret değildir. Kesinlikle. Evet. Şöyle bir durum var. Yani eğer oynanıp oynanmayacağı tartışılacak bir konu değil. Oynanacaksa evet, oynanacak, oynanmayacaksa oynanmayacak. Senin dediğin gibi yani takımlar hazırlıklarını yapıyorlar. İşte masraflar ediliyor, paralar harcanıyor. Bir sürü durum var. Eğer bu şu anda aslında oynanmayacak oluşuna verilen bir tepki değil. İnsanların oyalanmasına verilen bir tepki. Evet, kesinlikle. Yani hani net olarak bu lig bu sene oynanmayacak dense herkes ona göre bir pozisyonunu, çok zor bir pozisyon almak. Yani şöyle bir şey ama bu bizim ligimizin ve sistemin problemi. Yani İngiltere'de bir bölgesel amatör ligde ya da Almanya'da bölgesel amatör ligde böyle bir şeyi kimse yaşamaz. Niye yaşamaz? Zaten adam işte sunucudur, işte kasaptır, bakkaldır, ticaret yapıyordur, bir şeydir. Hobi olarak amatör ligde oynanır. Amatör lig odur aslında. Evet. Dünya futbolunda budur. Ancak bizde bir sektör, bir endüstri burası. Hatta Türkiye'nin en pahalı liglerinden bence 3. sırada. Yani hani yani Süper Lig PTT'den sonra bence 3. olarak burası geliyor. Çünkü geliri olmayan, sadece gider olan bir durum. Evet. Bunu da belirsiz bırakmak çok sıkıntı yaratıyor. Tabii şimdi ki bu kardeşlerimiz 7-8 aydan beri top oynamıyorlar, para kazanamıyorlar, başka bir gelir kaynakları yok. Yani ben oynanmamasının sebebini 2. ve 3. lig oynanırken Bal Ligi'nin oynanmamasının sebebini çok anlayamıyorum açık konuşmak gerekirse. Yani bildiğim kadarıyla 3. ligde de testsiz oynatılıyorlar. Test var başkanım. Test var mı? Test var. Yani burada da test yapılabilir. Yani bu çok basit ya. Bu çok zor bir şey değil. Zaten futbolcular şunu da diyor. Gerekirse test parasının yarısını biz verelim diyorlar. Ya tabii yani herkes şöyle buna tepki gösterilmesi gereken herkes buna tepkisini gösterdiğini düşünüyorum. Daha çok gösterilebilir. O ayrı mesele ama Ben en kısa zamanda bu belirsizliği bitireceklerdir diye düşünüyorum. Hatta 25'inde de son bir toplantı var diye biliyorum bu konuyla alakalı. Evet. Ben de buradan şunu söyleyeyim. Bu saatten sonra bölgesel amatör ligi oynatmama şansları kalmamıştır. Bizim grupta Ünyespor idman yapıyor. Orduspor idman yapıyor. Niksar idman yapıyor. Kaçırdığım varsa alta yazabilirsiniz. Atakum yapıyordu, ara verdi. Başlayacaklar. Merzifon, Amasya ayın 5'inde başlıyorlar. Şimdi 4 günlük bir yasak var. 3 günlük, evet. 4 günlük yasak yılbaşında. Ondan sonra başlıyorlar. Birçok kulüp de başladı. Ben bu saatten sonra bölgesel amatör ligin oynanmayacağına ihtimal vermiyorum. Son zamanlardaki protestolardan, tepkilerden sonra da iyice gündeme geldi. Ben de açıkçası biz oynanacağını düşünüyorum. Caner Aydın Başkanı bağladık, evet, geçen hafta. Kendisi TASK Başkanı. Ona, evet, dedim pandemi düştüğü zaman başka bir bahaneniz var mı? Başka bir bahaneleri yok. Bu lig bir şekilde oynanacaktır. Şimdi başkanımızla, evet, başkanımızla Bal Ligi'ni burada kapatalım. Biz her zaman Ünyespor'a, burada futbolcuların, antrenörlerin, evet, zaten yanındayız. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Arkadaşlara mücadele, evet, vereceğiz. Başkanım, daha önce yönetim kurulundan bir abimiz burada dedi ki Muharrem Son. Muharrem Son. Ünyeli hoca çalışmamalı dedi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin için fark ediyor mu Ünyeli, Samsunlu, Adanalı, Trabzonlu? İleride veya Ünyeli bir hocaya dönebilir misiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle, ileride Ünyeli bir hocaya dönebilir miyiz? İleride ne olacak konusunda kesin bir bilgi vermek yok ama, evet, ileride bir gün kesin Ünyeli bir hoca bu Ünyespor'da olacaktır, evet, yani. Hani o şey, şu anda da Sarper hocamız var mesela, evet, yardımcı antrenör olarak, kendisi Ünyelidir. Ben bu işi açık konuşmak gerekirse Aydın Hoca Trabzonlu, Ünyeli değil diye Aydın Hoca ile anlaşmadık. Yani öyle bir bizim hani eğer memleketle ilgili bir problemimiz olsa biz memlekete bu kadar zor durumunda, tabii, taşın ki altına, evet, elimizi koymayız. Ben hatta şunu söyleyeyim size, hani bu memlekette top oynayanların Ünyeli olmasını istiyorum. İşte kramponun Ünye'de öğretilmesini istiyorum. Futbol topunun Ünye'de öğretilmesini istiyorum. Yani bende birazcık Ünye milliyetçiliği, Ünye sevgisi var. Yani hani o konuda şeyim yok. Hatta benim yönetim kurulu toplanmadan önce kafamda kurduğum sistemlerde de teknik direktörümüzü de Ünyeli olarak düşünmüştüm. Ancak şöyle bir şey, bir yerden sonra bu fayda zarar kısmına bakmak gerekiyor. Yani, evet, kim ne kadar zarar verir, kim ne kadar fayda sağlayabilir, onun eksileri nedir? Onlara bakmak lazım herkes özelinde. Biz bu sene onları göz önünde bulundurarak Aydın hocamızla çalışmaya karar verdik. Ama bunun sebebi Aydın hocanın Ünyeli olmayışı ya da Trabzonlu oluşu, Adanalı falan, hiç öyle bir şey yok. Yani çok politik olacak belki ama 81'in 81'i de bizim ilimiz. Evet. Yani hani hiç öyle bir düşüncemiz, şeyimiz yok. Ancak dediğim gibi şartlar bunu gerektirdi. Onun için Aydın Hoca, memleketinden dolayı Aydın Hoca tercih edilmiş bir durum yok. Evet başkanım. Bir soru var şimdi başkanım, az önce sizin dediğiniz şeye değinmiş Kadir Tamtürk. Eskiden 3. lig 10 gruptan oluşuyordu. Bence ismi, statüsü değişmesi lazım. Bölgesel ligin 3. lig olması daha iyi olur. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? En azından 3. lig olmasa bile hani bir 4. lig olabilir artık bölgesel amatör lig. Hiçbir gelir yok şu anda. Şöyle, 3. ligin nasıl bir geliri var? Şimdi 3. lige de bakmak lazım. Yani 3. ligde eğer kulüp yönetimleri ekstra çabalar sarf etmese 3. liglerde de çok gelirler yok. Yani hani mesela 3. ligde ayak bastı parası veriliyor. İddiadan gelir var. İddiadan gelir var. Bunların haricinde bir gelir çoğunda yok baktığınız zaman. Şöyle hiç para gelmemesi nerede? 3 milyon 4 milyon para. Tabii çok ayrı bir şey. O çok bambaşka bir şey ama bence için değil. Yani bu 3. lige ekstra bir para, yani bölgesel amatör ligi 3. lig yapsalar ekstra bir ödenek onlara çıkarmayacakları için olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla takım var Türkiye'de. Yani bir şekilde bunun sistemini ayarlamaları gerekiyor. Bölgesel amatör lig ya adı amatör lig bunun. Hepsini, evet, hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hani bu kadar profesyonel olunan lige amatör denmesinin sebebini ben de anlamlandıramıyorum. Ama biz artık Ünyespor olarak buradan kurtulup burayı çok fazla düşünmek istemiyoruz. Yani hani tabii ki buraya için yapabileceğimiz, buraya katabileceğimiz şey nedir? Onları her zaman düşünüyoruz. Ama Ünyespor burada olmayı hak eden bir takım değil. biz buralardan gitmek istiyoruz. Yani evet, bu ligde. Ama bu ligde kalanlara da Allah sabır versin diyoruz. Bize de şu anda sabır versin. Tabii. Çünkü zor bir lig. Şöyle bir durum var. Süper Lig'de bazı Anadolu takımları hiçbir zaman maça çıkarken, her zaman maça çıkarken üç büyükleri yenmeyi düşünür. Ama hiçbir evet, zaman puan tablosunda üstüne çıkayım diye bir düşüncesi olmaz. Yani burada iddialı takım olduğu zaman dahi insanlar senin üstüne basıp yukarı çıkmak istiyorlar. Çünkü burası bir bataklık. Yani bölgesel amatörlük bir batakhane. Onun için burada çok zorlu oluyor. Ve inşallah en kısa zamanda buranın sıkıntıları çözülür. Biz de bu konularda elimizden ne gelirse yapacağız. Sürekli kulüp başkanlarıyla biz iletişim halindeyiz. Birçok farklı bölgenin kulüp başkanlarıyla. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu konularda daha söz sahibi olan bir Ünyespor olacaktır diye umut ediyorum. İnşallah başkanım. Peki transfer camiasında çok aktifti Ünye 1957 Spor ve transfer şampiyonu diyebiliriz bence Ünye 1957 Spor'a. Transfer komiteniz de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu süreç nasıl işliyor? Bize bunu anlatabilir misiniz? Şimdi bu süreç şu şekilde işliyor. Transfer komitemizdeki arkadaşların eğer kendilerinin bir şeyi varsa, oyuncu olarak teklifi varsa bu teknik heyete iletiliyor. Teknik heyette onay gelirse biz transfer komitesi olarak görüşmelere başlıyoruz. Eğer hocamızdan bir teklif varsa belli mevkiye, belli isimler olarak o isimlerle görüşülüp belli bir yerlere getirildikten sonra transfer bitiriliyor. Ya da hocamızdan bazen de mevki gelebiliyor. Mesela şu anda santrfor konusunda bütün takım, teknik heyeti olsun, yönetimi olsun şeydeyiz, arayış içerisindeyiz. Hani ikinci bir santrforumuz olsun takımda diye. Yani bu pozisyona göre değişiyor ama çok iyi bir transfer komitemiz var. Evet. Bu komitede bayağı iyi işler başardılar. Buradan da onlara çok teşekkür ediyorum sizin vasıtanızda. Çok güzel işler başardılar. Ve düşünüldüğü gibi, tekrar bunu vurgulamak istiyorum. Yani düşünüldüğü bütçelere yapılmış bir takım değil. Yani düşünülebilecek bütçe. Yani elimizden geldiği kadar bu işleri en iyi seviyeye getirmeye, indirmeye çalıştık. Transfer yaparken. Teşekkür ederiz başkanım. Ben altyapıyı sormak istiyorum. Az önce bahsettik biraz da Aydın hocamızla takımın başında. Yaptığım röportajda da altyapıdaki gençlere çok fazlasıyla önem verdiğini söyledi. Altyapı çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? Orada da yeni bir yapılanma var. Metin hocamız başına geldi. Şu anda durum nedir? Siz nasıl görüyorsunuz? Şöyle, altyapı konusunda yapılanmamızı şu anda şöyle, Ünyespor'un bir altyapısı şu an henüz hala yok. Çünkü bu bir süreç işi. Yani süper amatörün, işte U17'nin, U19'un liglerinin nasıl oynanacağı, ne olacağı, oynanıp oynanmayacağı konusunda Bal Ligi'nin bir kesinliği yokken onların hiç yok yani, evet, şey olarak. Bu konuda tam olarak altyapı yapılanmamızı ne zamana denk getirebiliriz, ne zaman yapabiliriz konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum bunların açıklanmamasından dolayı. Ancak biz altyapının, takımının isminin ne olduğu hiç problem değil. Tabii yani ki. Ünye'de top oynayan, bu takıma yeterli olduğunu, yeterli olabileceğini düşündüğümüz, kendisinin yeterli olacağını düşünüp bize teklifle gelen oyuncularımızın hepsini bir şekilde izleyip, idmana çağırıp, diğer altyapılarla buluşturup bir şekilde onların hepsini sahada görmeye çalışıyoruz. Yine bu hafta sizin de bildiğiniz üzere Perşembe, Cuma günü çift karelerde yine izleyeceğiz, göreceğiz. Biz bu memleketin gençlerine güveniyoruz, inanıyoruz. Zaten bizim bu yola çıkarkenki sloganımız da Ünye'nin gençleri olarak, Ünye'nin gençleriyle bir şeyler yapmak istediğimiz için bu yola çıktık yönetimdeki arkadaşlarımla. Dediğim gibi altyapı konusu çok önem verdiğimiz bir konu ve en kısa zamanda Ünyespor'un profesyonel bir altyapı yapılanmasını da yapmak için projelerimizi hazırlıyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım değerli yorumlarınız için. Program süremizin de sonuna geldik. Ben bitirmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir akşam, güzel bir program oldu. Bizi kırmadınız. Teşekkür ederiz başkanım. Estağfurullah, ne demek. İnşallah en kısa sürede maçlar başlar. Siz de şeref tribündeki yerinizi alırsınız. Evet, o günden... Şeref tribündeki yeri almakla alakalı bir hevesimiz yok. Diğer şeyler kapalı, o yüzden. Yok, bir hevesimiz, bir şeyimiz, şeref tribü gerekirse biz kale arkasından, inşaatın tepesinden izleriz Ünyespor'u. Yeter ki hayırlısıyla sağlıklı günlerde Yeşilçimler'de buluşalım istiyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Moda TV ekranlarında sizlerle birlikteydik. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.